Herkese merhaba, ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hamsterlar ne yer, hamsterlara ne vermeliyim sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Çakıl'ın sevdiği birkaç yiyecekten de ayrıca örnek vereceğim. Hamsterların damak tadı oluştuğu için birinin sevdiği şeyi diğeri sevmeyebilir. Ama genel olarak neler verilir, nelerin zararı yoktur onları anlatacağım. İlk olarak pet shoplarda satılan hamster yemlerinden verebiliriz. Bunlar markaya göre değişmekle birlikte içerisinde çeşitli tohumlar, bitkiler, sebze ve meyveler barındırır. Hatta ülkemizde olmayan bazı markalar içerisinde un kurdu veya moryo kurdu olan yemler çıkarmaktadır. Yeri gelmişken hamsterlar omnivordur, yani hem etçil hem otçuldur. Bunun için ek gıda olarak haşlanmış tuzsuz ve yağsız tavuk eti verebiliriz. Bazı hamster besleyenlerden duyduğum kadarıyla evde bulduğu böcekleri veya sinekleri veriyorlarmış. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum, zira böceğin taşıdığı parazitleri bilemeyiz ve hamsterlar bu parazitler geçiş yapabilir. Ben yem olarak manyemi ilk olarak denedim ve pek beğenmedim açıkçası. Şu anda Vitacraft'ı kullanıyorum ve oldukça memnunum. İçeriği güzel. İçerisinde bulunan yeşil ve kahverengi büyük şeyleri, bezelye tanelerini, fıstıkları da çok seviyor. Ama manyemde bu tarz içerik yoktu. Denemedim ama araştırmalarıma göre içeriği daha da zengin olan Tropifit Premium Plus hamster yemi daha güzel ama oldukça pahalı. Vitacraft bitince onu denemeyi düşünüyorum. Yemin içerisinde bulunmasına rağmen ben ekstradan çekirdek alıyorum. Tabii ki bakkalda bulunan tuzlu çekirdeklerden değil, pet shop'tan aldığım tuzsuz çekirdekten veriyorum ve çok seviyor çekirdeği. Hatta eğitim videosunu da izlediyseniz elime çekirdek ile alıştırdım. Çikolatalı, şekerli olmadığı müddetçe içeriğinde meyve olan bisküviden 40 yılda bir veriyorum. Ben yemeğimi masada yerken tamamen dağınıklığımdan kaynaklı olarak masaya geçiriyorum ve kalan kırıntıları çakıl topluyor. Arada ekmeğin kendisini de verdiğim oluyor. Kesinlikle hamsterımıza sebze ve meyve vermemiz gerekiyor. Sadece kuru gıda ile beslenmemeli. Gerekli vitamin ve mineralleri de alabilmeli. Sağlığı, tüy parlaklığı ve kemik yapısı için ek gıda şart. Marulu çok seviyorlar ama ek gıda verirken dikkat etmemiz gereken şeyler, dolaptan çıkardığımız gibi soğuk vermiyoruz. Oda sıcaklığında bekletiyoruz. Temizce yıkıyoruz ve kurutuyoruz. Islak ve fazla verilen meyve ve sebzeler, özellikle yeşil sebzeler, ishale yol açar. Bu da ölümcül bir hastalık demektir. Ben kendimiz için yaptığımız salatalardan veya lahmacun yanında gönderilen salatalardan, tuz ve limon gibi işlemlerden geçirmeden önce biraz ayırıp veriyorum. Ceviz, fındık, fıstık gibi kuru yemişleri de oldukça seviyorlar. Cevizin yarısını kırıp devamını uğraşması için ona verin ve oturup izleyin, çok tatlı oluyorlar. Bu uğraşının dişlerini törpülemesine yardımcı olduğuna da inanıyorum. Salatalık verebileceğiniz bir diğer yararlı ama kararında verilmesi gereken sebze. Sulu olduğu için fazlası ishale yol açabiliyor. Muz verebilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken şey, muz gibi çabuk bozulacak yiyecekleri az vermek ve gün sonunda kafesten almak. Çünkü hamsterların yemek saklama gibi huyları var ve ilerleyen zamanlarda sakladığı yemekleri yiyorlar. Bu nedenle çabuk bozulan yiyeceklerden yerse hastalanabilir, zehirlenebilir ve ölebilir. Haşlanmış mısır verebilirsiniz. Yine dişlerine iyi geldiğini düşünüyorum. Koparıp koparıp yediği için diş törpülemesine iyi gelir. Yalnız burada yine dikkat etmemiz gereken şey tuzsuz olması. Benim göz kararım çoktur. Kendime göre küçük olduğunu düşündüğüm mısır onun boyu kadar olmuş. Ama mısır çabuk bozulmayacağı için bir gün boyunca kafesinde tuttum. Muzu ise birkaç saat içerisinde kafesinden aldım. Saklamasını istemiyorum çünkü. Verdiğim an yemesi gerekiyor ama mısır yuvasına taşımıştı. Ben yine de bir gün sonra ne olur ne olmaz diye kafesinden aldım.
Tuzsuz ve yağsız haşlanmış patates verebilirsiniz. Patatesin gaz yapma gibi bir özelliği olduğu için fazlası zararlıdır, karın ağrısı yapar diye düşünüyorum. Üzüm verebilirsiniz ama çakıl üzümü pek sevmedi. Ve kemirgenler için olmazsa olmazımız kafeste sürekli olarak kalması gereken şey kurutulmuş ot. Ben çayır otu, yonca ve yulaf otunu içeren karışık ot kullanıyorum. Kurutulmuş ot hem kemirgenlerin diş sağlığı için hem de bağırsak ve sindirim sistemi sağlığı için ideal bir yiyecektir. Kurutulmuş ot biraz kafesi kirli gibi gösteriyor dağıldığı zaman. Onun için ben sepet aldım fazla dağılmasın diye. Bu arada videoyu izlerken çakıl ve kafes boyut olarak sürekli değişiyor. Bunun nedeni yiyecek verirken kamerayla yaklaştığımda veya elimi koyduğumda yiyeceği bırakıp bana gelme isteği olunca çekimlerde zorlanıyorum. Bu yüzden eski ve yeni çekimlerimi kullandım. Çakıl büyüdü, kafes de büyüdü ve içeriğini, şeklini, süslemesini değiştirdim. Çekirdek gibi karışık yemin içerisinde olmasına rağmen ekstradan alıp verdiğim bir diğer şey yulaf. Hem pet shop'tan aldığım yulaftan hem de kahvaltılık gevrek olarak kullandığım spordan kalma yulaftan veriyorum. Severek de yiyor. Hamster besleyen diğer ülkeden arkadaşlar ile iletişime geçtiğimde öğrendim ki hamsterlar köpek bisküvisi severlermiş. Hemen gidip aldım. Bunu denemem lazımdı çünkü. Ve gerçekten sevdi. Bisküviyi ne yapacağını şaşırdı. Kimden neyden kaçırıyor, saklıyorsa artık bilemiyorum. Çakıl bisküvisini saklamaya çalışırken ben size diğer verebileceğiniz şeylerden bahsedeyim. Makarna, mercimek ve pirinç haşlanmış veya çiğ olarak verebilirsiniz. Brokoliye bayılıyorlar. Üzerine biraz zeytinyağı dökerseniz tüyleri daha parlak ve sağlıklı olur. Çilek, elma, armut, ayva verebilirsiniz. Haşlanmış ve tuzsuz yumurta verebilirsiniz ama çabuk bozulacağı için az verin ve kafeste az tutun. Yoğurt, peynir ve sulandırılmış süt verebilirsiniz. Fakat çakıl bunların hiçbirini sevmedi. Ne olursa olsun kesinlikle kafeste su bulundurmalısınız. Bazı yanlış kanıya göre yediklerinden aldığı su yeterli. Su vermeyeyim gibi bir inanış var. Hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Taze su bulunmalı kafesinde. Ben 15 günde bir veya ayda bir suyuna birkaç damla elma sirkesi koyuyorum. Ve bir gün sonra suyu taze suyla değiştiriyorum. Elma sirkesi iç parazite iyi gelir çünkü.
Bugünlük benden ve Çakıl'dan bu kadar. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyoruz kesinlikle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hamsterınızda mutlu, huzurlu ve sağlıklı yıllar dileriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.